Selamlar. Merhaba sevgili akrepler. Selamlar akrepler. Birinci okulu Astroloji Haber Merkezi'nden Eylül ayı akrep burcu yorumuna hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Evet sevgili Demet, akrep burcu için değişik bir yeni ay dolunay döngüsü var. Evet. Ne dersin? Böyle Mars'ın Satürn'e karemale olduğu dönemler evet. var ama ben gene de iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü akrep burcu için dost bir yeni ay ve dolunay evet. var. Buyurun Demet Hanım. Evet, Başak yeni ayıyla başlıyoruz bu aya. 5 Eylül'de 13 derece Başak Burcu'nda doğacak yeni ay. Akreplerin 11. evinde doğacak bir yeni ay. Jüpiter'in pozisyonu güzel, Venüs'ün pozisyonu güzel. O nedenle destekleyici bir yeni ay olacaktır. Özellikle 11. ev, iş konuları, gelirleriyle ilgili konular, projeler olabilir, gelecekle ilgili yaptıkları projeler, ortak çalışmalar, arkadaşlıkları, bu konularla ilgili yenilikler gündeme Tabii. gelebilir akrepler için. 9 Eylül birazcık gergin olabilir. Yönetici gezegeni evet. Mars kare Satürn yaptığı için Aslan akrep, Aslan ve akrep burçları arasında bir gerginlik var. Çalıştıkları yerdeki ilişkiler, hı hı hı. çünkü iş ve kariyeri evet. temsil ediyor 9 Eylül. Ekstradan para talepleri. Aslan akrep arasında 9 Eylül. Tansiyona dikkat etmeleri lazım. Evet, kronik sorun varsa özellikle tansiyon, dolaşım sistemi, kalp sorunu gibi. Şu 11 Eylül'e önem verelim. Akrep'te Mars 150 evet. derece Plüto var. İki yöneticisi yani Akrep evet. Burcu'nun çift yönetici çift gezegeni yönetici. Var. Bunlardan biri Mars, diğeri de Plüton. Şimdi bu 11 Eylül'de Aslan Oğlak kasları evet. üzerinde çalışıyor. Bunu ben çok iyi görmüyorum. Sağlık sorunları, ani sağlık olabilir, kaza olabilir. Ani kazalar, ani tartışma. Daha ziyade 11 Kasım civarını etkiler. Yani 10, 11, 12, 13 Kasım civarındaki akrepleri etkiler. Güç savaşları, patlama, kaza, stres, stresten kaynaklanan tansiyon sorunları, panik ataklar. 11 Eylül Venüs akrep burcunda ama tabii ki 11 Eylül'de Mars'ın 150'lik Plüton'un açısı var ama 11 Eylül öğleden sonra Venüs akrep burcuna giriyor ve 8 Ekim'e kadar burada. Bu evet. keyifli bir dönem değil mi? Evet, Venüs'ün akrep burcuna tabii, girmesi. Tabii akrepler için çok keyifli. İlişkilerinde daha iyi, daha rahat bir dönem başlayabilir. Kendilerini daha çekici hissedebilirler. Maddi konularda şansları daha iyi olabilir. Özellikle akrep hanımları için Venüs'ün akrebe geçmesi güzelliklerine ve çekiciliklerine daha fazla değer katacak. Artı Venüs'ü akrepte olan insanları da çok etkiler. Evet. Venüs'ü ve Mars'ı akrepte evet. olan. Tabii ki Venüs'ü ve Mars'ı akrepte olabilmesi Hı-hı. için bilinçokulu nöbetçi astroloji servislerindeki astrologlarımıza doğum haritalarınızdaki Venüs'ün ve Mars'ın pozisyonlarını sorabilirsiniz. Hı-hı. Bunu sorduğunuz takdirde işte Venüs'ü akrepteyse, Mars'ı akrepteyse evet. gerçekten onlar da bir farklı burçta olmalarına rağmen keyifli olacak. Şimdi bu akrep burcu çok mistik bir burç. Evet. Bilinçaltı, bilinçüstü aslında evrenin o gizemli Hı-hı. yönleriyle alakalı. Ölüm Hı-hı. ve yeniden doğumun, mistik Hı-hı. güçlerin, ruhsallığın, büyünün, majinin, evet. cinselliğin yeniden doğuşun burcu. Ondan dolayı Venüs'ün akrebe girmesiyle beraber Başak Burcu'ndaki yeni ay ve dolunay ki 19 Eylül'deki dolunay evet. bu Venüs'ün akrebindeki Venüs'e, Plüton'a evet. değişik açılar yapıyor. Bu çok mistik ve ruhsal bir dönem. Çocuklarıyla ilgili güzel haberler gelecek. Hı hı. Maddi ve ekonomik olarak bazı kayıplar var. Bunlar düzelmeye başlayacak. Hı hı. Bunun yanında ruhsal yardım diyoruz. Tanrısal yardım, içsel ses. Bazıları mesela 11 Eylül, 17 Eylül, 19 Eylül, 20 Eylül, 23 Eylül, 26 Eylül, 27 Eylül, 4 Ekim ve 11 Ekim günleri rüyalarında farklı şeyler görebilirler. Ruhsal mesajlar alabilirler. Kendilerinin içsel farkındalıklarını arttırabilecek yapılarla karşılaşabilirler. Biliyorsun bizler Jungçu astrologlarız. Yani bilimsel astroloji uzmanlarıyız. Jungçu astrolojide evrenin bilinçaltı sembollerinin bilinç dışında tezahürleri deriz. Yani tezahürün şafağı dediğimiz bir dönem geliyor akrebe. Tezahürün şafağında doruk deneyimler yaşayarak mistik deneyimler ve mistik varoluş düzeylerini deneyimleyecekleri bir dönem. Evet. 19 Eylül'den itibaren karşımıza çıkacak. Dolunay da böyle olacak diyelim. Devam edelim bakalım. Evet, Dolunay'dan bir gün önce yine Akrep Burcu'nda bulunan Venüs'ün ve Satürn'ün kavuşumu var. Bu aralar tam kuzey düğüm noktasına da denk geliyor. Evet, aşk ama kuzey düğümde olduğu için geleceğe yönelik kalıcı, ciddi ilişkiler. Bunun yanı sıra geleceğe yönelik kalıcı, ciddi yatırımlar olabilir. Belki bir mal sahibi olma, mülk sahibi olma. Tabii mülk alabilir, evet, ev alabilir, toprak alabilir, Jüpiter desteği de. Aileden gelen uzun yıllar önce almış olduğu bir toprağı satabilir evet. veya heba olacak bir malı
daha yüksek bir fiyata 18 Eylül civarında satabilir. Ve bu gelecek parayla da çevresindeki insanları rahatlatabilir. Böyle bir döngü de var. Bu 18, 19, 20 Eylül konuları zaten 20 Eylül'den itibaren Plüton ileri harekete geçiyor. 8 derece olarak 14 Nisan 2014'e kadar iyisiniz Akrep. Evet Akrep burçları. Ay sonunda Merkür de Akrep'e geçecek. Evet ama ay sonunda Merkür'ün Akrep'te ne halt edeceğini öğrenmek için bilinçokulu astroloji servislerine günlük yorumlarına girip Sayın Demet Bağtacı'nın günlük astroloji videolarını seyretmeniz önemli. Mesela ne olacak 16 Eylül'de Merkür Uranüs. Demet sen çok daha detaylı anlatıyorsun. Bir de çeşitli radyolarda da yapıyorsun bunu. Anlık açıları da. 21 Eylül. Evet. Bunlar çok önemli. 22 Eylül. Evet. Ya bizim Türkiye'de hala astroloji basit falcılık olarak görünüyordu. Bizler sayesinde belli insanlar o çiğliklerini attırar artık. Yani iyi ki hep beraber varız. Hep beraber astrolojinin o bizler gibi profesyonel ki bizler dışında da çok güzel arkadaşlarımız tabii ki, var. Tabii ki. O güzel arkadaşlarımızın da desteklediğiyle çeşitli okullar var. Evet, o çeşitli evet. ekoller var. Evet. O ekollerle beraber harika gidiyor şu anda Türkiye'de işler. İşte o arkadaşlarımızın emeklerine saygı duyuyoruz. Herkese saygı duyuyoruz. 21 Eylül'de, 28 Eylül'de neler olacak? 28 Eylül'de cinsel çekicilik çok yüksek. Oo, evet. Ama onun detaylarının bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi'nde günlük burç yorumlarında Sayın Demet Baltacı'dan sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Bye.